Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Ankara ile TYT IT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 66 ve 67'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda 12 birim genişliğinde iki parçadan oluşan yüksekliği 18 birim olan dolap kapağının kapalı hali verilmiştir. Evet daha sonra her iki kapak 60'ar derece açılacak. Açı yapılacak şekilde açılıyor. Buna göre ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. 60 nereye açmışım? 12. Bak dikkat et 12'leri kullanacağım. Sen bunu açtığın zaman hala burası 12 mi? 12. E yükseklik kaçtı? 18'di. Şurası 18. Benim nereyi bulmam lazım? E, sen bunu da açtın 12. E hocam burası 12 ise sen buradan bir yükseklik çizsen 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı da 6 köküştür. E buradan da bir dik çizsen 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası da 6 köküştür. E sen şuraya 6 köküç şuraya da 6 köküç uzunluğundasın. E, tamamı da zaten bunun kaçtı? 12, 12, 24 değil mi? Kapaklar kapalıyken 24. 6, 6, 12'si buradaysa buraya da 12 kaldı. Benim şu üçgenin alanını bulmam için şuradaki uzunluğu bulmam lazım. BC arasındaki uzaklık. E, buradaki BC arasındaki uzaklık aslında şuradaki uzaklığa eşit değil mi? Evet buradaki uzaklıkta her ikisi de 6 kök 3 açtığım için buraya olan uzaklıkları eşit olduğu için şu uzunluklarda 12, 12 olmak zorunda. Çünkü burada şu uzunluklar birbirine eşit ve Bunlar paralel olduğu için paralel kenar hatta dikdörtgen oldu. Yani 12 ise burası 12. E burası da 12. 12 çarpı 18 bölü 2 isteniyor bizden. O zaman sadeleştirdiğimiz zaman da cevap kaç çıkıyor? 108 çıkar. Yani cevap E diremit oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Evet şimdi BA ile BD birbirine eşit verilmiş. BA ile BD birbirine eşit verilmiş. Ve E'de 8 verilmiş. Eyvallah. ADC'nin alanı isteniyor bizden. Arkadaşlar şekilde 90 derecede özel bir yaşı varsa. Üçgenin alanı %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklikten gelir mi? Gelir. E hocam benden bu üçgenin alanı isteniyor. Tabanımız kaç? 12. 12 tabanına ait yükseklik tepeden şuradan çizilir. Hop şu değil midir? Evet. İkiz kenarlığı kullanmam lazım. Ha, i̇kiz kenarda eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti. 8 ise burası da 8 olur. Taban 12. Yükseklik 8. 12 çarpı 8 bölü 2'den cevabı 48 olarak buluruz. Yani ikinci soru denizli oldu. Geldik üçe. Şöyle bir katlama yapılmış arkadaşlar. Katlama yapıldığında eski haline geri açalım. Eski haline geri açalım bakalım. Hop açtık hocam eski haline geri. Yani senin şuradaki üçgenin bak dikkat et. Senin şuradaki üçgenin katlandığı zaman nereye geldi? Tam bunun üstüne mi denk geldi? Evet böyle oldu. Ve şurası da 16 olarak verilmişti bize. Ve şurası da 90 derece. Şu kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Sonra BC'yi 12 vermiş bize. BC'yi 12 diye kullanalım. E burası 12. Buraya A diyecek olursak o zaman A 12 artı A burası. Ya şurası 12 ya. 12, 16, 23 kendi değil mi kardeşim burası? Evet AB ile BC birbirine dikmiş. E tamam burası 20 iken. Hop burası da 20 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. Şimdi şuraya x dersen burası da x tamamı idi. 16 eksi 16 x kaldı. Ve burada Pisagor. X'in karesi eşittir. 16 eksi X'in karesi artı 8'in karesinden işlem 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 X'e ulaşırız. Ya da büyük ihtimalle 6 8 10 üçgeni X yerine 10 koyarsam burada da 6 8 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Alan A üstü de B. A üstü de B. A üstü de B. Yani şuradaki dik üçgen alan isteniyor. 6 ve 8. Bele 2. Bele 2. <laughs> 48 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor o zaman? 24 çıkar. Evet cevap balık eseri oldu. Üçüncü soruda geldik. 4'e. Alan dağıtımı yapacağız gençler değil mi? Evet alan dağıtımı yapacağız. Hadi en küçükten başlayalım. Şuradan başlayalım. Şuraya A dersem çizgideki alan A'ysa çizgideki alan A'dır. Çizgideki alan yine üçgen oluşturalım şöyle. Üçgen oluşturduğumuz zaman hocam burası da A'dır. Çift çizgideki 3 A'ysa çift çizdeki böyle burası da 3 A'dır. Sonra yuvarlaktaki 6 A'ysa yuvarlaktaki 6 A'dır. Değil mi? 3 A, 3 A daha 6 A. 6 A'dır. 3 eşit parçaya bölünmüş. 6 A'yı 3'e böl. Hocam buraları 2A, 2A, 2A diye paylaşır. E oran bitti. MKL yani A bölü DF 2A isteniyor. Cevap 1 bölü 2 çıkar. Tamamıyla alan dağıtma sorusu. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. 3K verilmiş. 8K verilmiş. E şimdi bizden ne isteniyor arkadaşım? Şuraları yazalım. EF uzunluğu 3K. Bak dikkat et burası 3K. Neresi? AB uzunluğu 8K. Hmm. Hocam x kenar var bir kere burada. X olup da tabanla mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanla ait yüksekliği çizer. E çizdiğin yüksekliği 4 4 burası. Sonra diklendik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı 4 çarpı 16 h kare eşit h kare eşittir 4 çarpı 16'dan 64'ten h'ı buluruz. Böylelikle 8 olarak buluruz. E evet, taş 8 çıktı. Hocam 3k'da kalan 3 a ise alanda açacağımız belli. E 8k'daki tepe noktası burası. 8a değil midir? Evet. Şurası komple 8a arkadaşlar. 8a. Benden 3A isteniyor. E 8A alanı belli mi? Belli. Nereden belli? Bak şu üçgenin alanı. Tabanımız kaç? 12. Tabana ait yükseklik 8 değil mi? Evet. Yani 8A alanı eşittir. 12 çarpı 8 bölü 2'den. Şu 8'ler sadeleşti. 12 bölü 2'den 6 gelir. A benden ne isteniyor? 3A isteniyor. A yerine 6 koyarsam cevap 18 olur. Evet 5. soru. Ceyhan. Çık. Geldik 6'ya. Mirza, Melek ve Berzan kardeşler babalarından miras kalan alanı 3600 metrekare olan ABC üçgen şeklindeki tarlayı aşağıdaki oranlarla paylaşıyorlar. Evet şurası A burası A burası 3A verilmiş. DF uzunluğu A, BF uzunluğu A, AD uzunluğu 3A yazdık. Sonra altta birleşiyor bunlar. K diyelim 3K diyelim buraya da 2K diyelim. KC uzunluğu 2K, Ege Ankara uzunluğu 3K, AE uzunluğu da K olarak verilmiş. Alan da açacağız arkadaşlar. En büyük pay. İsterseniz üçgen oluşturun. isterseniz şu açıya ait kollar çarpımından gidebilirsiniz. Ee, alan dağıtarak yapalım. Bir yerden başlayalım. Şöyle nereden başlayalım? 3A'dan başlayalım istersen. 3A'da kalan 3A ise. 3 adaki kalan 3 Hop şurada hocam tepe noktası. A'da kalan hemen üçgen oluşturuyoruz. Hop şöyle. A'da kalan kaç yapacaktır? A yapacaktır. E hocam K'dan. Şimdi bak bir daha A'daki yaparsam karışıyor. O zaman K'lara gidelim. K'da kalandan 3K'da kalana gideceğim. K'da kalan 4a, 3K'da kalan bak K'da kalan 4a, 4 katı 3K'daki 4 katı 12a. E burada da 2K var. Evet, bu tepe noktasına göre bir üçgen oluşturalım o zaman. E bizim K'da kalan 4a'ydı. 2K'da kalan da 8a mı olur? Evet. Sonra 4a'ya a var burada. Dikkat et. A'lara geldim. 4a'da kalan bakıyorum 24a 6 katı o zaman 6 katı burası da 6a olacaktır. Şimdi alanlara bakalım. Şu alan 3A. Şu alan 13A. Bu alanda 14A. Ee, en büyük payı alan kardeşten bir dakika buna göre en büyük payı alan kardeş en küçük payı alan kardeşten ee, biri 14A en büyük payı alan biri de 3A değil mi arkadaşlar? Eksi 3A soruluyor bize. Yani 11A soruluyor arkadaşlar bize. E şimdi tüm alana bakacak olursan Hocam tüm alan kaç burada? 20, 24, 30. 30 A'yı vermiş bana 3600 diye. E, sıfırlardan bir tanesi gitti. A'yı da böyle 360 bölü 3'ten 120 olarak buluruz. E, A 120 ise 11 A isteniyor bizden. Yani 11 ile 120'nin çarpımı isteniyor. 11 ile 12'nin çarpımı nedir? Bir 1 ile 2 arasını açarız. Sonra araya toplamını yazarız. E bir de sıfırlı yazacak olursak 1320 yapar. Yani altın soru Cihan çıktı. Geldik 7'ye. Paralellik var. Ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezinden paralel çizince yukarıdan aşağıya ikiye bir oran. Burada da ikiye bir oran var mı? Var. E hocam şunlar birbirine paralel mi? Paralel. İki paralel doğru arasında alan varsa tabanı sabitliyorum. Bak tabanı sabitledim. Tepe noktasında oynatıyorum. İster en sağ ister en sola oynat. Hiç fark etmez. En sola oynattım. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturunca alan değişiyor muydu? Değişmiyor. Hadi o zaman bu mavi alan bu mavi alana eşit olur. E alan dağıtalım şimdi. Burada kalan A ise A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A'dır. Sonra 2B'den B'ye geçeceğim. 2B'de kalan 2A değil. Dikkat. 2B'de kalan toplamda şurası 3A yaptı. E, 2'nin katı değil. O zaman dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp hikayemiz vardı. 2B'de kalan 3 aya Ben bunu 2 ile çarptım 2A. Bunu da 2 ile çarpayım. 4A olsun burası. 2B'de kalan 6A olsun. 3 katı 3 katı. O zaman burası da 3A mı olacaktır. Evet. Toplam 9A'yı bana 45 vermiş. A'yı da buradan 5 buluruz. E şu mavi alan demiştik. Şuradaki alan değil mi? Mavi alan 2A'ya eşittir. 2A alan daha A yerine 5 yazarsak ne çıkar? 10 çıkar. Evet 7 balık kesir oldu. Geldik 8'e. 8. soruda da neler verilmiş? Alanlar eşit verilmiş. Alan ABC ile bak dikkat. Şu alan ABC. Dikkat dikkat. Ve alan BDE. Alan BDE'yi de şöyle maviyle göstereyim. Kırmızıyla mavinin alanı eşit verilmiş burada e buradaki alanların eşit olması ne anlama geliyor? Tabana ait yükseklik ben yani çözülebilir de. Ama kırmızı ve mavi üçgene dikkat edecek olursan her ikisinde de hocam burada kaçı ortak? Ha, açılı alan formülü aklımıza gelebilir alanlar eşit dediği için. Alan ABC kırmızı alan. O da nedir? 12 çarpı. Bak dikkat et. 6 artı x ve 12 değil mi? Evet. 12 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda bu mavi alana eşitmiş. O da x ve 20 değil mi? x çarpı 20 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Sin alfa bölü 2'ler gitti. 20'yi 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 3. 18 artı 3x eşittir 5x yapar. O zaman buradan 2x eşittir 18 ise x de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Yani 8. soru denizli çıkar. Geldik 9'a. ABC üçgeni biçimindeki kağıt verilmiştir. 3 ise 6, 4 ise 8 değil mi burası? Hatta 6, 8, 13 kendinden burayı da 10 bulduk. Sonra ben bunu kesmişim böyle. Kesince şu şekil karşıma çıkmış. Bunu eski haline geri tamamlayayım bakayım. Geri tamamladıktan sonra hocam şu devamı buraya gelecekti. E, burası 6 idi. 6 tamamı 8 idi. Buraya 2 kaldı. Hocam tamamı 10 Buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Şimdi benden alanlar oranı isteniyor. Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Hadi alanı dağıtalım. 2'deki alana 2A diyecek olursam tepe noktası bu. Hop üçgen oluşturalım. Alttaki alan 6A'dır. 4'teki alan 8A ise G tepe noktasına göre 2 katı 2 katı altta kalan 12A'dır. Bir de ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezinde ben ne biliyorum arkadaşlar? Ağırlık merkezinden köşelere geldiği zaman bu alanların hepsi birbirine eşitti. E, böyle bir şey var ya bak dikkat et. Burası hocam kaç A? 12, 20 A burası. E hocam o zaman ben şurada da şunu birleştirirsem. Burası da 20 A'dır. Burası da 20 A'dır. Tüm alan, alanlar oranı isteniyor. Hiç A'yı falan bulmama gerek yok. A istenilmiş olsaydı hocam 6 çarpı 8 bölü 2 20 A'ya eşitlerdim. A'yı bulurdum. Ama gerek yok. Alanlar oranı isteniyor. Alan TLGC'ye bak. 18 A bölü alan ABC. ABC. Arkadaş burası 20. Burası 20. 20. Yani 2 4 6. 60 A yaptı burası. 6'ya bölsen 3. 6'ya bölsen 10. Yani cevap böylelikle 3 bölü 10 çıkar. 9. soru C. Han çıkar. Ve geldik 10. soruya. Çözel bir soru. Güney öğretmen. Şöyle şu yukarı çizelim. Aşağıdaki çizim yapıyor. Tepe noktası tepe noktası A olan bir ABC üçgen çiziniz. Evet tepe noktası A olan bir ABC üçgeni çizdik bakalım. Sanki ikizkenar üçgen çizdiniz demek istemiş gibi olmuş burada ama neyse ABC üçgeni çizdik. BC üzerinde bir D noktası işaretleyiniz ve ADB açısı ADB açısı ne eşitmiş? BAC açısına eşitmiş. BAC açısına. Arkadaş şunu şöyle çizince Hatta şöyle çizelim onu. D noktasını şurada alalım. Şöyle çizince arkadaşlar. ADB açısıyla neresi? BAC açısı. Şuradaki açı birbirine eşitmiş. Eyvallah. Sonra burası K iken, burası 3K verilmiş. BD uzunluğu K AB uzunluğu 3K olarak verilmiş. Ve alan ABD 12 olarak verilmiş. ABD şurada kalan 12 olarak verilmiş. Hmm. Ve alan ACD S nedir diye soruluyor bize. Şimdi ben buradaki alfalara bakıp yorum yapacağım değil mi? Hocam bir ara çeşitliği varsa ne vardır? Benzerlik. Hocam şu üçgen ile büyük üçgende bir ara çeşitliği var. Ortak açı var mı? Var. Neresi? İşte tam olarak burası. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken alfa karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. A benzerlik alanı ise çift çizginin karşısı K iken çift çizginin karşısı 3K. 1 bölü 3 benzerlik oranı. Karesi 1 bölü 9'dur o zaman alanları olan 1 9. Yani burası A iken bak bu üçgenle büyük üçgen benzer. Burası A iken tamamı 9 A'dır. S'de e ne kaldı? 8 A kaldı. E A 12 ya. Bak A 12. Bizden ne isteniyor? S yani 8 A isteniyor. A yerine 12 yazarsam cevap kaç çıkar o zaman? 96 çıkar. Yani cevap Ceyhan oldu. 10. soru C an oldu ve böylelikle test 3'ü bitirdik o zaman. Sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.